Efendim sevgili arkadaşım merhabalar. Peki sürü işte karşındayım artık. Bölümü bitiriyoruz değil mi? Seviyesine göre testlere ramak kaldı diyoruz. 6 tane sorucuk bizi bekliyor. Konumuz nedir? Çemberle doğrunun durumlarıyla beraber çemberle noktanın durumlarını inceleyeceğiz. Hazır mıyız? Heyecanlı mıyız? Cep canlıyız. Gelsin birinci sorumuz diyelim. Şimdi çemberi ile doğrunun diyor tamam. Birbirine durumlar için ne söylenir? Tamam zaten çemberin merkezi ile doğru arasındaki uzaklığa bakmamız gerekiyor. Arasındaki uzaklık e, yarı çaptan büyükse kesişmezler. Yarı çapa uzaklık eşitse T'dir. Yarı çaptan küçükse uzaklık iki noktada kesecektir. Ve yarıçap yarı çap doğru uzaklık sıfırsa nokta çemberin merkezindedir. O zaman ne yapalım? Merkezimizin koordinatlarını alalım. Merkezimizin koordinatları nedir? 2'ye eksi 3. Tamam. Yarı çapımızda zaten R eşittir 4 idi. Şimdi bu noktanın bu doğruya olan uzaklığını bulalım seninle beraber. Şimdi burası nedir? Buraya D bakalım. D. Bu doğrunun uzak uzunluğunu bulacağız. 4 Y artı 5 eşittir 0. Noktaları götürüp yerine yazıyorduk değil mi? 2 çarpı 3 çarpı 2 eksi 4 çarpı Y yerine ne yazıyorduk? Eksi 3 yazıyorduk. Artı 5 bölü kök içerisinde a kare artı b kare. A dediğimiz ifade 3 ve 4. Yani 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi kök içerisinde. Tabii ki paydamız 5 yapacaktır değerli arkadaşım. 6 burası 12 topladık. 18 5 daha 23. Şimdi 23 bölü 5 ifadesi D. Yani e, yarı çapımız 4. 23'ü 5'e böler isek. Bir kere e, 20 olsa 4 5'e bölsek 4 yapar. Her türlü 4'ten büyük müdür? Yani D büyüktür R olduğu için D büyük olduğu için ne oldu sevgili arkadaşım? Kesişmezler. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Devam ediyoruz. Çemberi ile x eksi y eşittir ki doğruların kesim noktalı hapislerin toplamından bahsediyor. Tamam. Buradan ne yapalım? Ee, y eşittir. Y'yi bu tarafa atıp 2'yi bu tarafa atarsak x eksi 2 olur. O zaman x kare artı y gördüğümüz yere x eksi 2'nin karesini yazalım. Eksi 6x artı 8 diyelim eşittir 0. Buradan x kare artı x kare eksi 4x artı 4 eksi 6x artı 8 eşittir 0. 2x kare eksi 10x artı 12 eşittir 0. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 olacaktır ki kökler yani kökler toplamından bahsediyor x 1 artı x 2 eksi b bölü a'dan, 5 yapacaktır. Bu da ikinci sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösteriyor. Gelelim sevgili akçım. Üçüncü sorumuza çemberi ile doğrunun teğet olması durumundan bahsediyor. Doğru ile çember birbirine teğet ise o zaman merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçap çap uzunluğuna eşittir. Hemen merkezimizin koordinatları 1'e B ve yarıçapımız 3 birimse o zaman uzaklık bu da işte D olacaktır. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulalım değerli arkadaşım. Burası 3 birim olacakmış. Nedir doğrumuz? 3x artı 4y eksi 5 eşittir 0. Hemen yapıyoruz. 3 eşittir. Noktaları götürüp denklemde yerine yazıyorduk mutlak değer içerisinde. 3. B'yi götürüp yerine yazarsak artı 4b değil mi? Eksi 5 bölü artık uzatmıyorum. Kök içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesinden tabii ki 5 gelecektir. 3 kere 5 15 eşittir. E, 4b eksi 2. Neyin mutlak değeri 15'tir? 4b eksi 2 ya 15'tir ya da 4b eksi 2 eşittir eksi 15'tir. Ha, alacağı değerler toplamı diyor. E, ben alacağı değerler toplamı biliyorsun ki mutlak değer için sıfır yapan değerin iki katı. Yani 1 bölü 2 değer için sıfır yapan değer iki katı 1 yapacaktır. Ama ben yine de sana ispatını göstereyim. Buradan 4B eşittir 17. B eşittir 17 bölü 4. Buraya gelelim 4B eşittir eksi 13. B eşittir. Eksi 13 bölü 4. İkisini toplayacak olursak sevgili arkadaşım. O zaman 4 bölü 4'ten 1 yapacağını, 1 yaptığını göreceksindir. Sevgili arkadaşım bu şekilde sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Geldik. Dördüncü sorumuza. bir sınav sorusu 2021 ayeti. Aman Allah'ım. Evet. Dik koordinat düzlemi değiştirelim. X doğrusu ve çemberi iki farklı noktada kesişmektedir diyor. Buna göre m sayısının alabileceği tüm değerlerini gösteren aralık aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Bir kere biz çemberimizi aldık. Evet bu doğru. mx doğrusu olsun. İki noktada kestiğine göre çemberimizin yarıçapı yani nedir? Ee, yarısı 13 karesi 169. O zaman birincisi ifade x eksi 13'ün karesi artı y kare. Tabi 144 169 çıkarsak geriye 1, 25 kalacaktır. Tekrar ediyorum. Bu x kare eksi 26x artı 169 buraya ekledik. Artı y kare. Şimdi e, eksi 144 vardı. 169 da buraya eklemiş olunca geriye 25 kaldı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Yani çemberimizin denklemi bu yarıçamız 5 birim. Merkezimizin koordinatları zaten 13 e 0. Bu da tamam. Dolayısıyla iki noktada kestiğine göre İki noktada kesmesi demek, yani şu yüksekliğin yarı çaptan kısa olması anlamına gelecektir. Yani h küçüktür r. Yarı çapımız 5, o zaman h dediğimiz ifade, yani uzaklığı bulalım, bu doğruya olan uzaklığını bulalım. Bunu da şöyle yazabilir miyiz? Mx eksi y eşittir 0 diyelim, tamam. Bu da 13 yazıyorum. M çarpı 13 eksi y, y yerine 0 yazıyorum. Bölü kök içerisinde x'in katsayısı y'nin katsayısı yani kök içerisinde m kare artı 1. Tamam. Ee, bu da ne diyeceğiz? Küçüktür. Tabii ki de r. R'miz kaçtı? 5 diyeceğiz. Tamam. Burada 13m mutlak değer içerisinde küçüktür. Ee, karşıya atarsak 5 çarpı kök içerisinde m kare artı 1. O zaman her iki tarafın karesini alalım diyorum ben ne dersin. 160 9 m kare küçüktür. 25 çarpı m kare artı 1. 25 m kare 144 m kare yapacaktır burası. Küçüktür. 25. Aha. O zaman m kare küçüktür. 25 bölü 144. Buradan m ne olacaktır sevgili arkadaşım? Eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 arasına girecektir. O zaman seçeneklere şöyle bir göz gezdirdiğim zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? De seçenekleri gayet kolaymış değil mi? Yıllardan 2021 çok güzel bir zorluğuyla çok ünlenen bir yılda ama zor mu? Bilmiyorum. Tercih senin. Geldik 5'in sorumuza sevgili arkadaşım. 5'in soruya şöyle bir göz gezdirdiğim zaman çemberiyle doğrusu arasındaki en kısa ve en uzun uzaklık. O zaman biliyoruz ki biz en kısa ve en uzun uzaklığı bulurken noktanın yani merkezin doğru olan uzaklığını bir bulmamız gerekiyordu. Merkezin doğru olan uzaklığını bulalım. Yani D uzak, D uzunluğunu bulalım. Noktamızda da çemberimizin merkezinin koordinatları 2'ye 3'tür. Tabii ki yarıçapımız da 2 idi. 2, 3'ü götürüp denklemde yeni yazıyorum. 3 çarpı 2 art eksi, eksi 4 çarpı 3 artı 26. Bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi yani 5 yapacaktır. Şimdi sevgili arkadaşım burası 6'dan 12 çıktı. Eksi 6, 26, 20 yaptı dışarıya mutlak derece. Burası 5, 4 yaptı. Dolayısıyla şu mesafemiz 4 ise. Üzerine yarı çapımız kaç birimde? 2 birimde. 2 birim eklersek en uzak mesafemiz 4 artı 2'den 6 olur. En uzak mesafemiz 6 olur. En kısa mesafemiz burası 2 tamamı 4 ise şu mesafede en kısa 4'ten 2 çıkarsa 2 kalacaktır ki... Bu da 2 olur. Toplamları 8 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçenidir. Devam ediyoruz. Geldik 6. ve son sorumuza. Çemberi ile bu doğu nokta arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. Yani yine aynı şey aslında. Bu bir çember ve bu çembere dışında bir nokta var. Bu P noktamız 5'e eksi 2. Ve bu çemberimiz merkezinin koordinatları var. Eksi 3'e 4. Yine ne yapacağız değerli arkadaşım? En kısa mesafe yani şuraya M, buraya A, bu da çapa da buraya da B diyecek olursak yarıçapımız zaten 5 olacaktır ki şu uzaklığı bulalım. Yani M, e, buraya M dediysek M, P arasındaki mesafeyi bulalım. D. Yani noktanın noktaya noktanın noktaya olan uzaklığı. O zaman nedir? Kök içerisinde 5 eksi eksi 3'ün karesi yani 8'in karesi artı eksi 2 eksi 4'ün karesi 6'nın karesi. Bu da 10 yapacaktır. Burası 10 buraya 5 kalacaktır. En kısa mesafe 5, en uzak mesafe 10 artı 5'ten 15 toplarsak toplamı 20 yapar ki 6. sorumuzda doğru cevabı C seçenidir. Sürçülisan olursa affola artık e, ee, çemberin sonunda yaklaştık. Nereye geldik? Seviyesine göre testlere geldik. Acemi bir testiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.